Bu videomda nasıl patates incecik doğranır ve şu McDonald's'larda, Burger King'lerde yediğiniz çıtır patatesler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Ben de YouTube kanalında Ustadan Al Tarifi diye bir kanal var. Orada izledim. Çok hoşuma gitti. İnanın hiç böyle yapmamıştım patatesleri. Biraz aşamalı aşamalı. Yapımı biraz uzun sürüyor ama yemesi çok keyifli olacak. Şimdi hep beraber yapalım bakalım nasıl oluyor. Şimdi ben 3 adet patatesim var. Onunla deneyeceğim. Patatesleri güzelce soydum. Suyun içinde beklettim. Şimdi onları çubuk şeklinde doğrayacağım. Kurulamama gerek yok çünkü zaten doğradıktan sonra tekrar suyun içine girecek. Evet, şimdi patatesleri çubuk şeklinde doğrayacağım. Şöyle inceltiyorum. Evet. Bir tane de şöyle yapsam iyi olur. Şöyle incecik çubuk şeklinde doğruyorum. Genelde zaten böyle doğrarım ben. Patatesleri suyun içine atıyorum tekrar. Bu şekilde patatesleri hepsini kesiyorsunuz. Ve bu patatesleri aşamaları bittikten sonra ikinci aşamaya gelmeden buzlukta saklayabiliyoruz. Bu çok güzel. Canınız ne zaman patates isterse buzluktan çıkarın. 3 dakikada 5 dakikada hazır. Bence büyük bir pratiklik bu yöntem. Bu hazır aldığınız patates dilimlerinden daha sağlıklı, katkısız. Bu arada ustadan al tarifine çok teşekkür ediyorum. Kendisinin kanalında görüp yapıyorum söyleyeyim. Bu şekilde hiç kızartmamıştım açıkçası. Hani içine süt filan koyup karıştırıp öyle yaptığımız oldu ama şimdi göreceksiniz aşamaları hep beraber yapacağız. Evet. Şimdi efendim patatesleri böyle bu şekilde doğrayıp suyun içinde bekletiyorum. İyicene patatesin nişastası suyuna kendini verecek. Ondan sonra bol suyla yıkayacağım. Patates nişastasının izi kaybolması gerekiyor. Hadi bakalım. Evet, patatesleri bol suda yıkadım. Tekrar suyun içine koydum. Gördüğünüz gibi dupduru suyu oldu. Bu şekilde yarım saat beklettim. Şimdi bir tencerenin içine 2 litre su koyuyorum. Kaynatıyorum. Şu an kaynıyor. Ve içerisine 1 çay bardağı sirke koyuyorum. Elma veya üzüm sirkesi fark etmez. Ve 3 tatlı kaşığı da tuz koyuyorum. Şimdi kaynayan suyun içine patateslerimi atıyorum. Patatesleri atmaya başlayınca kaynama duruyor tabii ki. Şimdi tekrar kaynamasını bekleyeceğim. Kaynama başlayınca 3 dakika içerisinde patatesleri almam gerekiyor. Böyle karıştırmam gerekiyor. Patatesler hafif böyle mayışacak.
ve 3 dakika kaynadıktan sonra patatesleri şöyle içinde buzlu su olan başka bir kaba aktarıyorum. Mutlaka buzlu su olmalı. Burada soğuyacaklar. Sonra süzeceğiz. Sirkesini ve tuzunu kokusunu atacak, merak etmeyin. Şimdi böyle buzlu suyun içinde bir süre bekleyecek. Bu arada sirkesini ve tuzunu atacak. Kokusu olmayacak. Biraz sonra süreceğim. Şimdi patateslerimi bir kegir yardımıyla süzüp temiz bir bezin üzerine yayıyorum. Şimdi bu işlemden sonra patateslerimin kuruması gerekiyor. Bir süre bekleyeceğim. İyice nemin gitmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra, kuruma aşamasından sonra efendim buzluğa bu şekilde poşetlere koyup kaldırabiliyorsunuz. Sonra buzluktan çıkardıktan sonra hemen kızgın yağ atıp kızartabilirsiniz. Şimdi ben bir kısmını kızartacağım. Buzluğa koymadan da kızartabiliyoruz tabii ki. Şimdi biraz neminin geçmesini bekleyeceğim. Ondan sonra kızartacağım. Şimdi bakalım yağımız, evet, tomurcuklar, kabarcıklar çıktığına göre ısındı demek. Patateslerimi içine atıyorum. Ah. Şimdi çıtır çıtır patateslerimiz olacak. Evet. Rengi sapsarı olacak. Çıtırlığını uzun süre muhafaza edecek. Amacımız buydu zaten. Ben de bunu denemek istedim açıkçası. Şimdi kızarsın bakalım nasıl olacak. Karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Her tarafı eşit pişmeli. Şimdi bu artan patatesleri de buzluğa koymak üzere buzdolabı poşetine koyuyorum. Sonra canım kızartmak istediği zaman alıp hemen kızgın yağda kızartacağım. Güzel, pratik bir şey bu. Mutlaka deneyin. Havasını da alalım şöyle. İşte bu kadar. Evet, tam istediğim gibi altın rengi çıtır çıtır patateslerim oldu. Ben bu işi çok sevdim. Evet. Harika. Şimdi bunları süzüp servis tabağına alacağım efendim. Süper. Patateslerimiz gördüğünüz gibi altın renginde ve çıtır çıtır oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde hazır, çabucak patates kızartması yapabilirsiniz. Buzluktan alıp güzelce kızartabilirsiniz. Benim bu fikir çok hoşuma gitti. Ya sizin? Yorumlarınızı bekliyorum videomun altında. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Beni desteklemenizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeniden görüşmek üzere. Harika. Evet, patateslerimi köfteyle beraber sunum yaptım. Tavuk köftesiyle. 2 tane biber, 1 tane domates.
Pişirip afiyetle yiyeceğim. Patateslerim harika görünüyor, sapsarı. Hadi bakalım, afiyet olsun herkese.